Arkadaşlar merhabalar. Bu derste size 2 adet masa tasarımı yapacağım. Sweep komutuyla ve intersect komutuyla farklı masa çizimleri yapacağız. Bu komutları kullanarak masalarda acaba nasıl bir tasarım yapabiliriz? Kısaca bunlara bir göz atalım. Şimdi birinci masa için önce left görünüşe geliyorum. Sol yan görünüşten bir çizim yapacağım arkadaşlar. Şimdi önce masanın üst tablasının kesitini çizmek istiyorum. Üst tablanın kesiti için 12 sağa doğru çizdikten sonra 3 kalınlık vereceğim. 15 sola doğru çizeyim. 2 yükseklik. Burada bir cam yeri boşluğu bırakıyorum. 1 santimetre kalınlığında. Şimdi cam yeri boşluğunu bıraktıktan sonra kenarlarda işte masanın üst çerçevesinin parçası olacak bu. Kenarlarda bir pah kırmak istiyorum. Fillet komutuyla R Enter 0.5 Enter dedim. Keskin köşe olmasın. Hafif yuvarlatılmış bir köşe olsun. Şimdi Region komutuyla bunu tek parça yapıyoruz. Enter. Evet, tek parça yaptık, tamamladık. Şimdi tap izometrik görünüşe geliyorum. Masamızın üst tablasının çerçevesi bu şekilde olacak. Orta kısmı da cam gelecek. Şimdi önce camın geleceği yeri bir çizelim. Şurayı 12 santimetre almıştık. Şurası 15 santimetre. Masamız dıştan dışa 90 olsun boyu. 90, bu tarafa doğru da 180 olsun. Önce bir tane dikdörtgen çizelim arkadaşlar. 180,90 Enter. Bu bizim masamızın üst tabla ölçüsü olsun. Üst tablayı buna göre yerleştireceğiz. Şimdi bunun içine cam gelecek. 90'dan 12, 24 santimetre çıkarmamız lazım. 66. Onu da box'a çizelim. Tıklıyorum. X yönünde 180 boy verdik. 24 santimetre kısa yapacağım. 156 yapar. 156 virgül. Y yönünde 90'dı. Oradan da 12, 12, 24 santimetre çıkartacağız. 66 virgül. Yüksekliğinde 1 diyeceğim cam için. Bu parçayı cam için kullanacağım. Bu çerçeveyi de şimdi taşıyacağım. Hangi noktadan? Köşeyi yuvarlattığım için benim keskin bir köşe tutmam lazım. Şu noktadan aşağıya doğru tıklamadan, yine bu noktadan tıklamadan, evet, ikisinin birleştiği o keskin köşeyi yakalıyorum. Yani fillet yapmadan önceki hali. Geldim, orta noktaya bıraktım. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Bir tane kopya alalım. Şimdi doğru bıraktığım nokta bu. Ben masamın çerçeve kısmının dış noktasından buraya bıraktım. Bu kullandığım dikdörtgen, yani 90'a 180'lik dikdörtgen benim masamın üst tablasının gerçek ölçüsü olacak. Eğer burada bu noktaya değil de farklı noktaya bırakmış olsaydım, mesela şurada olduğu gibi, burada benim vermiş olduğum dikdörtgenden daha büyük bir üst tabla çıkacaktı. Önce doğrusunu yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu bir üst tabla haline getirmek için, bakın şöyle göstereyim. İkisi de 2 boyutlu bir cisim. 3 boyutlu olan bizim camımız şu anda. İkisi de 2 boyutlu bir cisim. Sweep komutuyla bunu bir tablo haline getireceğim, bakın. Önce geometriyi seçiyorum. Enter. Ardından da bu hat üzerinde bunu çevir dedim. Süpür. Süpürme komutunu yaptı. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde üst tablayı hazırladım. Peki yanlış olanı yapalım şimdi. Benim masamın ölçüsü bu olacak. Fakat yanlış yerden tuttum. Buraya bıraktım. Tekrar sweep komutuna giriyorum. Bu noktaya tıkladım. Enter. Bunu seçtim. Gördüğünüz gibi daha geniş ölçüde bir masa tablası oluşturdum. Peki bu yanlış mı? Tabii ki yanlış. Bunu silelim. Doğru olan ölçümüz bu.
Şimdi doğru olan ölçümüze baktığımızda burada bir cam payı bırakmıştık. Şimdi camı yerine yerleştireceğiz. Camı tutalım. Şu noktadan taşıyalım. Yerine bırakalım. Evet. Gördüğünüz gibi masamızın üst kısmında camımızı da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi masa için bir ayak yerleşimi yapacağım. Tabi bu arada kenarlarım yarım santimetre 0.5 pah olduğu için kenarlarda. O pahı da düşünerek ölçülendirme yapmam lazım. Şimdi masamızın toplam boyu 180'de. Kenarlardan 5'er santimetre pay verecek olursak 170 masa ayaklarının dıştan dışa boyu olacak. Biz o zaman 78 masa yüksekliği diyeceksek box komutuyla et 10,10,75 diyelim. Masamızın ayağının birini çizmiş olalım. Tabi bunun kenarlarına pah verebiliriz. Onu sonradan vereyim. Önce şunu bir yerine yerleştireyim. Şimdi bunu kenarlardan 5'er milimetre içeriye yerleştireceğim. Önce bir taşıyalım. Şu noktadan tutuyorum. Burada bakın yayın orta noktası burası. Bunu tam olarak şuraya bir yerleştirirsem arkadaşlar onun yerini tam olarak size bir göstereyim. Bakın yerleştirdiğim nokta masanın kalınlığının yarım santimetre altında. Şimdi bunu 3 boyutlu taşımayla aşağıya doğru çekeceğim. 2.5. Tam olarak yerinde size göstereyim. Şöyle döndürerek. Şu anda masanın tam olarak alt tablasında ve kenarda yarım santimetre pahı da görebiliyorsunuz. Yani pah yapılmamış halde üst tablanın tam olarak altına gelmiş oldu. Devam edelim. Bunu içeriye alacağız. Tab izometrik dedim. Ayağı seçiyorum. Taşıma yapıyorum. Herhangi bir noktadan yakaladım. Et x yönünde 5 virgül y yönünde 5 virgül z yönünde 0 gidecek. Enter. Şimdi masamızın ayağını tam olarak yerine yerleştirdik. Bakın şuradan daha net görebileceğiz. Döndürelim. Evet, masamızın ayağı tam olarak tablanın alt kısmında. Şimdi buna ara kayıt ekleyeceğiz ve bu ayağı 4 tane çoğaltacağız. Önce ara kayıtımızı ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bizim masamız için ara kayıt ölçüsü 5 santimetre burada mesafemiz var. 10'da ayağımız 15 santimetre. 15 de diğer tarafta olacak 30 santimetre. 180. Dolayısıyla bizim boyumuz 150 santimetre olacak. Bir box çizelim. Et 150 virgül y yönünde 3 santimetre kalınlığımız olsun. Virgül yüksekliğimiz de ne kadar olsun? 12 yüksekliğimiz olsun. Parçamız bu. Şimdi bu parçayı bu noktadan yakaladım. Tam olarak bu noktaya bıraktım. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu anda ayakla kayıt yüz yüze aynı hizada. Bunun doğrusu şudur. Hiçbir zaman yüz yüze aynı hizada olmaz. Eğer aynı hizada olacaksa araya bir derz açılması lazım. Bunu üretimi yapanlar iyi bilecektir. Fakat ben derz açmayacağım. Şunu yapacağım. 3 boyutlu taşıma komutuyla 3 boyutlu taşıma komutuyla bunu bu yönde taşıyacağım. Ne kadar? 1 santimetre. 1 santimetre içeriye aldım kayıtımızı. Net bir şekilde göstereyim. İşte bakın. Kenardaki hataları gizlemek için yapılmış bir işlemdir bu. Gelelim masanın ayaklarını bir miktar kavislendirelim. Fillet komutumuz 0.5'ti. Tabi bunu fillet komutuyla değil de 3 boyutlu filleti kullanmamız gerekiyor burada. 3 boyutlu fillet, fillet edge komutu. Giriyorum, radius vereceğim. Re enter, 0.5 enter. 2 boyutlu bir cisim olmadığı için artık 3 boyutlu cisimlerde filleti bununla yapıyoruz.
Evet. Ayağı dört taraftan da bu şekilde yuvarladık. Şimdi ayağı çoğaltacağım. Fakat ayağı çoğaltmadan diğer tarafa da bir kayıt gelecek. O kayıtı da çizmek istiyorum. O kayıtın ölçüsü de 15-15, 30 santimetre, toplam 90'dı. 60 çizeceğim boyunu. Evet, yine box komutuyla et. 3, x yöndeki ölçümüz, 60, y yöndeki ölçümüz, 12'de yüksekliğimiz var. Ara kayıtımız bu. Şimdi bunu hangi noktaya bırakacağım? Yine buradan tuttum, geldim. Bakın buraya pah kırdım. Yarım santimlik. Bunu artık içeriye taşımak için 1 santim değil 0,5 alacağım. Yarım santim de pah olduğu için toplamda yine 1 santim içeriye taşımış olacağım. Şimdi üst görünüşe geliyorum. Top görünüşe. Masamızın ayağı ve kayıtı hazır. Önce ayağı seçelim. Aynalayalım. Orta nokta. Karşı tarafa aynaladık. Şimdi ayak ve uzun kayıtı seçiyorum. Tekrar aynala dedim. Orta noktadan karşı tarafa aynaladım. Burada sadece bir tane kayıtım kaldı. Onu da aynala diyorum. Yine orta noktadan karşı tarafa. Şu anda masamızın bütün parçaları hazır. Gördüğünüz gibi hemen katı yapalım. 3 boyutlu masamız ortaya çıktı. Şimdi burada bir renklendirme ve renderlama yapalım. Birinci masanın çizimini bitirelim. Realistik görünüme geçiyorum. Öncelikle materyallerden masanın cam kısmını yapacağım. Glass diyorum. Bir tane cam seçtim. Masanın orta kısmını camdan yaptım. Renk için ahşap kullanayım. Ahşap olarak tabii şunu söylemem gerekiyor. Biz bunu çizdik fakat milimetrik olarak çizdik. Ahşap dokusunu atmadan önce ben bunun skalasını masanın tıklıyorum. 10 kat büyütüyorum. 10 kat büyüttükten sonra şimdi artık gerçek santimetrik ölçüye ulaştı. Şimdi ayakları renklendirebiliriz. Bakın ahşap dokusu belirgin bir şekilde çıkacaktır. Şimdi her seferinde buradan değil artık kullandığımız ahşap materyali yukarıda. Yukarıdan bunu seçiyorum. Şimdi ayakları yaptıktan sonra yine yukarıdan kayıt için bu materyali kullanırsam kayıtın lifleri dik olacaktır ki bu doğru bir uygulama değil. O zaman ne yapacağım? Kayıt için yeni bir malzeme kullanacağım buradan. O da bu malzeme olsun. Aynı malzemenin ikincisini attı. Görüyorsunuz uzantıyla. Şimdi buradaki uzantıda yeni malzememiz bu. Yeni malzemenin özelliklerini açıyorum arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Buradan da image kısmından malzemenin açısını değiştireceğim. Açımız burada. Açıyı 90 derece değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi lifler doğru şekilde değişecektir. Lifleri 90 derece döndürdük. Sonrasında artık bu materyali ayak için kullanabilirim. Şimdi diğer açıdan da renderlamamı, materyallerimi ekleyeyim. Evet, diğer kayıtlar da burada. Bunlar için de aynı materyali kullandım. Ayaklarımız hazır. Şimdi kaldı geriye üst tablamız. Üst tablamız için de farklı bir ahşap türü seçebiliriz ya da direkt olarak üst tablayı boyayabiliriz. Paint'ten beyaz renkli bir malzemeyle üst tablamızı boyayalım. Evet arkadaşlar, masamız bu. Bir yemek masası. Yemek masasını perspektif görüntüye bir alalım ve açısını ayarladıktan sonra renderlamamıza başlayalım. Hızlı bir render alacağım. Evet, gördüğünüz gibi masamızın görünen şekli bu. Buzlu cam da kullanabilirsiniz yüzeyde. Ben şeffaf cam kullandım. Arka fonu renkli istiyorum. Arka fonu renkli yapabilmek için background
komutuna giriyorum. Gradient seçeneği. Şunu arttırıyorum. Ya da direkt buradan 100 yapabilirsiniz. Şunu da 100 olarak direkt yazalım. Yeniden bir render alalım. Evet, masamızın renderlı hali bu arkadaşlar. Birinci masamızın çizimi bu şekilde.